9. ay kontrolüne geldi. Toplam 30 kilo verdik. Çok da iyi görünüyorsun. Zaten sonuçlar da bunu gösteriyor. Çok sevindirici. Daha da yüksek oranda yağ kaybedip kası arttırmışız. Evet. Daha 9. aydayız tabii. Daha kontrollerimiz birkaç kilomuz daha var. İdeal kilo aralığına gelmek evet. için ama önemli olan sen sağlıklı beslenmeyi öğreniyorsun zaten. Nerede, ne yemen, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Doğru gıdaları seçmeyi biliyorsun. Bu çok değerli. Senin için nasıl geçiyor süreç? Neler değişti 9 ayda? Nasıl yani kendine? Çok güzel geçiyor. Özellikle kilolu halime göre çok rahatım. Uyku düzenim çok güzel oldu. Onun dışında iş hayatıma çok güzel yansıdı. Gelen müşteriler "Aa hamile misin, aa evli misin?" falan deyince çok ağlıyordum. Psikolojik ben çok kötüydüm. Şu an çok iyiyim, çok mutluyum. Yaşından bile genç gösteriyorsun hatta artık. Şimdi gelenler "Aa 23 yaşında mısın?" falan demeye evet. başladılar bile. Bir de hep çok şey soruluyor ya, senin nasıl değişti? Enerjin düşecek mi, daha az deneyeceğim, daha mı halsiz olacağım? Tam tersi. 2-3 saatlik uykuyla işe gidiyorum. Çok enerjiyim, çok güzel, çok dinç uyanıyorum. Daha çok işe atılıyorum, ben yapayım, ben markete gideyim, ben şunu alayım falan. Evet. Çok güzel geçiyor. İyi ki dolmuşum diyorum. İyi ki tanışmışız evet, yollarımız. İyi ki 23 senedir en iyi verdiğim kararlardan bir tanesi. Ne mutlu, bununla eşlik etmekten biz de çok mutluyuz. Ederiz. Seni hep böyle gülerken mutlu görmek kesinlikle biz de motive ediyor. İlginiz çok güzel. Aklıma takılan her şeyi sorabiliyorum. İlaçlar olsun, yemem olsun vesaire. Sağlıksa, psikolojik ben her şeyi hemen yanıt veriyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Toplantılara da katılıyorsun. Toplantılar çok güzel ilerliyor. Psikologumuz da konuşuyor orada. Evet, tam bir şey soracağım. Benim sorumu soruyorlar. Hemen diyorum ki iyi ki sordular. Çok güzel. Hemen yanıt veriyorlar falan. Çok güzel geçiyor. Yıllar önce ameliyat olmuş kişilerin de ışık evet. tuttuğu bir grup olduğu için motivasyon oluyor. 2 senelik var, 3 senelik var, 4 senelikler olunca daha evet. çok motive oluyor insan. Ben botokslarken böyle bayılma derecelerine geliyordum. Yataktan kalkıp yürüyemiyordum. Çok zor geçiyordu. Botokstan dolayı daha doğrusu ben ameliyattan korktum ama ameliyat hiç de korkacak derecede değil. Tam tersi. Ben hiçbir şey hissetmedim. Normal günlük hayatımdaymış gibi. Her şeyime sadece dikkat ederek ve beni hiç zorlamadı. Botokslarken çok zorlanıyordum. Aşırı zorlanıyordum. Açlık krizlerine giriyordum. Elim ayağım titriyordu. Hiçbir işe yaramadı. Çok kötü geçti. Hiç önermiyorum. Çok zorladı yani beni.